Köy TV izleyicileri, değerli çiftçilerimiz, bugünkü gezimiz Adapazarı Söğüt Kantar Köyü'ndeyiz. Kantarlı Köyü'nde bir ceviz sevdalısı, iş adamı Metin abimizle birlikteyiz, onun bahçesindeyiz. Sizlere hep değişik yerlerden değişik bahçeleri gösteriyoruz ki tek bir noktadan sizlere bahçe veyahut da cevizi anlatmak istemiyorum işin doğrusu. Çünkü ceviz son 5-6 yıldır özellikle yükselen bir değer ülkemizde. Çok da fazla işin açıkçası rağbet de görüyor. Çünkü cevizi eğer ben tek noktada kendi bahçem, benim 3-5 bin adet bir ağacım var ama yine o ağaçları, İnegöl'deki ağaçlarımı göstermiş olsam, Çantır'ın oradaki performansını, Fernor'un oradaki performansını göstermiş olurdum sizlere. Dolayısıyla oradaki performans bizim bölgemizi ilgilendirir. Değişik İç Anadolu bölgesinde, Çanakkale'de, efendim Manisa'da, Edirne gibi sıfır rakımdan 1000 ve 1000 rakımın üstündeki yerlerde de ceviz bahçeleri gözlemliyoruz. Ve uzun süre baktığımız 10 binlerce, hatta 100 binlerce ağaç da var. Bunların performansına göre sizlere doğru bilgi vermeye uğraşıyoruz. Çünkü 3-5 dekar bahçeden ben bunları söylersem, onun performansını söylemiş olursam, siz değerli çiftçilerime de haksızlık etmiş olurum düşüncesindeyim. Çünkü belki de oradaki 100 ağaç, 200 ağaç Çantır'ın performansını o bölge için evet doğru kabul edebiliriz ama o bölgeden ayrıldıktan sonra diğer bölgelerin de performansını gözlemlememiz gerekir. Çünkü 5 dekar 10 dekar bahçeyi bir de ovada da olursa, güzel toprakta olsa bakmak çok kolay. Yani suyu taşısan, dibine bidonlu su getirsen, gübrelesen zaten büyüyor ve çok meyve veriyor. İşte Çantır bu diyemeyiz. Ama binlerce, on binlerce büyüklükte bahçelere girdiğimiz zaman, değişik yerlere girdiğimiz zaman değişik hastalıklarla, değişik iklimlerle, değişik rakımlarla, değişik toprak yapısıyla karşılaşıyorsun. Bunların tamamını gözlemleyip de çiftçilerimize doğru olmasa da, tam doğru olmasa da doğruya en yakın bilgileri vermeye çalışıyoruz ki sizlere de haksızlık etmeyelim. Çünkü aşağı yukarı 3-5 aydır çok telefonlar da alıyoruz. Sağ olun, eksik olmayın. Bu yıl ne zaman program yapılacak? Yeni programlar ne zaman diye. Bu arada ilginize, alakanıza da çok teşekkür ederim. Biz de size bu ilginize, alakanızı boş bırakmamak, karşılıksız bırakmamak için değişik platformlarda, değişik iklimlerde, yükseklikte, alçakta, Çantır'ın, Fernur'un, Petro'nun ve diğer çeşitleri gözlemledik. Performanslarını gözlemledik. Bunlara göre de sizlere bilgi veriyoruz. Tabii biz burada çiftçilerimizle de birebir görüşüyoruz. Bugün şimdi niye Adapazarı'ndayız? Bugün burada olmamızın çok önemli bir nedeni var. Çünkü bu bugünkü bahçemizde olmamızın en büyük nedeni, burası yaklaşık 150 dekar, işte 2000 civarında bir ağaç olduğunu tahmin ediyorum. Söyleyeceğiz çiftçimize. Burası yerli çeşitlerle kurulmuş ve aşılanmış bir çeşit. Çantır'a çevrildi. Metin abimiz gerçekten cesur, cesaretli bir iş adamı abimiz. Yaklaşık 5 yıl kadar önce gelmişti İnegöl'e. Biz ona Çantır kalemlerini verdik. Aşıyı öğrettik. Hatta yeni dikim yerlerine de sık dikim önerdik. Sağ olsun o da başladı. Geçen sene gelecektik. Buraya gelemedik. Bu sene özellikle bizi davet etti. Ben kendisine buradan çok teşekkür ediyorum davetinden dolayı. Çünkü bu sene de güzel ürün aldığını da söyledi. Fakat bunları onu kendisine bırakacağız. Buradaki geliş amacımız şu. Verimsiz birçok binlerce, on binlerce verimsiz bahçe var. Bunlar atıl durumda değil arkadaşlar. Yani 10 yaşında, 20 yaşında da olsa o bir değerdir. Onun üzerine siz yörenize uyacak bir çeşidi aşıladığınız zaman çok güzel bir meyve verdiğini burada hep birlikte çiftçimizin ağzından duyacağız. Yani çiftçilerimiz aşılarsak acaba olur mu? Ya problem yaşayabilir miyiz gibi korkuları ve sıkıntıları olabilir. Şimdi ben bunları bizzat yerinde gözlemleyip çiftçilerimizle sizleri konuşturmak, karşılaştırmak istiyorum. Evet, Metin abi, ben sizden buradaki çalışmalar hakkında genel bilgi istiyorum. Burada kaç tane ağacınız var? Ağaçların ne çeşitli ilk baştan diktiğiniz? Kaç yıl oldu dikeli? Kaça kaç diktiniz? Ve sonra
Ne oldu da çantıra çevirdiniz abi? Bunu çiftçilerimizle paylaşırsanız çok memnun olurum. Baştan kendinizi tanıtın. Buyurun. Ben Kantar Köyü'nden Metin Kahyoğlu. Burasını biz 96-97 yılında kurduk. O zaman yalova çeşitleriyle bu bahçeyi tanzim ettik. İlk seneler 3-5 senede güzel buradan ürün aldık ama ilerleyen senelerde biz tabii budamadan dolayı da bazı uç kuruları meydana geldi. Ağaçlar büyüdü. Güneş ışığının içine girmeyince, yan dal verimde olmayınca ağaçları arayış içine girdik. Bizim tabii ürünümüz düştü. O yüzden arayış içerisinde bu Chanter arkadaşımızla, İbrahim arkadaş abimizle tanıştık. O da bize sağ olsun yardımcı oldu. Biz de bu konuda birkaç tane deneme açısından bir 50-60 tane kadar ilk sene bir aşı yaptık. Aşılar tuttu. Ondan sonra verimi baktık, verimi de çok güzel. Sonra karar verdik bütün bahçeyi değiştirme. İşte geçen yılda bütün bahçenin aşağı yukarı yarısına yakın kısmını da yeniden tanzim ettik, aşıladık. Toplam kaç ağacımız vardı Metin abi? 2000'e yakın. 2000'e yakın aşı. 1000 civarısını aşıladın yani. Aşıladık aşağı yukarı. Bir yeni aşıladık. Hedef ne abi? Tamamını mı? Tamamını aşılayacağız. Tamamını aşılayacağız. Şimdi az önce biz de paylaştıklarını da burada çiftçilerimizle paylaşırsanız, şurada yan tarafta büyümüş, verime yatmış çantlar ağaçları var. Bunlardan kaçar kilo aldınız abi 4. yaşında ağaç başı gibi? Aşağı yukarı 20 ile 30 arasında değişen rakamlarda, ağacın durumuna göre 20 ile 30 arasında civiz aldık. 20-30 kilo, evet, civarında. Peki abi, bu güzel. Bunu budamadan önce o ağaçlar size kaç kilo veriyordu, çiftçilerimizle paylaşır mısınız? Yalova cinsini 2-3 kilo alıyorduk. Bunlardan hem de daha 2-3 katı daha büyük olmasına rağmen. He, ondan 2-3 kilo alıyorsunuz. Tabii. Ha, içi kararıyor meyvesi. İçi kararıyor. Mali satış değeri olmuyor. Düşüyor içinden daha evvelden. Ne kadar ilaçlasak da hastalığa çok yakılıyor. Antrakoza değil mi? Evet. Peki bunların hastalıklara yakalanması nasıl? Yok, hiçbir şey yok. Yemyeşil ağaçlar. Evet. O kadar güzel ki yani ötekilerine yapraklar sarırken bunlarda devamlı yemyeşil kalıyor ağaçlar. Yapraklar da şeyler. Yani bir hastalığa yakalanma durumu da yok. Çok çok güzel yani ağacın durumu. Şimdi şöyle, buradan da çiftçimizden de şunu anlıyorum. Aynı sahanın içinden bizim yerli çeşitlerimiz antrakoza ve bakteriyel yanıklığa çok hassaslar. Fakat bunun da tabii bir ilaçlama maliyeti var. Evet. Fakat aynı ortamdaki bir Chanter, bir Fernor, çünkü Chanter ve Fernor var burada ikisi. Tabii tabii. Bunun her ikisinde hastalığa yakalanma olayı yan sıfır. Yana baktığınız zaman sıfır. Bu da işçilik maliyetleri. Tabii. İşçilik maliyeti düşüyor. Sonra toplama maliyeti düşüyor. Daha küçük ağaçlar, ufak ağaçlı olduğu için rahat dökülüyor, sallanıyor aşağıya. Evet. Biz çok memnunuz şu anda. Ve yani tamam. Allah razı olsun sizden. Bize bir gönderdirdiniz. Estağfurullah. Aşıladık. Aşı kalemimi verdiniz bize. Evet. Yardımcı oldunuz. Bakın oradan kalktınız, buraya kadar geldiniz. Şimdi bizim ağaçlarımızı budamaya tekrar bilgi vermek için. Yani tabii abi, bizim de görevimiz siz değerli iş adamlarımıza, çiftçilerimize, sizin gibi inan yüzlerce var. O kadar çok telefon geliyor ki geldiği, ama hepsine yetişemiyoruz. Bizim bugün sizin buraya gelme sebebimiz de sizin ne kadar ceviz sevdalısı olduğunuzu ben biliyorum. Çünkü 5-6 yıldır 6 yıldır tanışıyoruz aşağı yukarı. Buradaki çalışmalarınızı da biliyorum. Hem sizin sayenizde biz burada Chanter'ın, Fernor'un da gözlemini de birlikte yapıyoruz. Size de getirmiş olduğum yeni çeşitleri, sizin ne kadar aktif biri olduğunuzu bildiğim için tamamen size ben buradan veriyorum ki burada gözlemliyoruz. Burada 5-6 yıldır gözlemlediğimiz için burada İç Anadolu'da, Çanakkale'de veyahut da herhangi bir yerde çok değişiklik yerlerde gözlem yapıp bu performansları biz çiftçilerimize aktarmak istiyoruz. Onun için burada sizin görüşleriniz de çok iyi. Evet, biz gelebilirdik, bu çekimi yapabilirdik ama yani çiftçilerimizi ve yatırımcılarımızı, iş adamlarımızı biz konuşturarak sizin fikirleriniz daha da önemli ve şu çok önemli. Yani burada 2000 tane ağaç var aşağı yukarı 13-14 yaşında artık, o civarda değil mi? 15 yaşında. 15 yaşındaki 2000 tane ağacın 1000 tanesini kestiniz. Evet. Büyük. Niye? Verim alamıyoruz diye. Kademe kademe de çevirdiniz. Fakat bu da çok cesaret isteyen bir şey. Yani bunu da herkes yapamıyor. Şimdi siz aslında Türkiye'ye de örnek oluyorsunuz. Sizin gibi bu işi yapan, dönüştüren çok insan var. Ama dönüştüremeyip de acaba diyenler de var.
Şimdi tabii, biz tabii. Bunları size, sizleri çiftçilerimize görüştürüyoruz ki eğer siz memnunsanız, yapmış iseniz onlar da yapabilir. Ama ben gördüğüm kadarıyla tamamını değiştireceğim diyorsunuz. Değiştireceğim. Hiç başka alternatif yok çünkü. Şimdi biz bunlara 14-15 sene hizmet verdik. 14-15 senenin karşısında 5 kilo ceviz almak. Bu masrafını karşılamıyor gübrenin. Doğru. Şimdi bir de şimdi şeyden insan şeyden sütten ağzı yanınca yoğurdu üfleyerek yemek. Atasözü güzel. Diyeceksiniz neden? Buraya yaptık ki böyle bir 40-50 tane ağacı dönedik ki 2-3 sene bakalım ne verim verecek bize, nasıl bir uç kurulması olacak mı, verim nasıl olacak, yapraklar hastalığa yakalanacak mı diye. Ha, siz denedik. İlk baştan çantırını buraya performansını uyumlu da denediniz. Uyduk mu? Fernur'da çok beraber bir denedik mi? 200 sene bir verimi nasıl olacak diye merak ettik. Ondan sonra karar verdik ki dedik ki bu iş burada götürecek. Yani burada bu ceviz olacak. Buraya uyum sağladı. Uyum sağladı evet. Şimdi şeyde biliyorsunuz geçti yapraklarını döküyor. Çentirler. Kasım ayını buluyor aşağı. Kasım'ın sonunu buluyor. Baktık hava koşulları da pek etkilemedi. Siz de görüyorsunuz şimdi. Yani dal kuruması bu falan rakımda, yok. Bu rakımı uydu. Evet yani, bu rakım uydu. Evet. Burada rakım kaç acaba Metin abi? 280 300. Tamam. Çok rahat 280, bir şekilde oluyor. Biz zaten 950 bin rakıma kadar çentirde bir sıkıntı olmuyor. Biz bunu gözlemledik. Ama burada şunu da gözlemledik. Burası 300 rakım olmasına göre Fernur da çok mükemmel. Çok mükemmel. Yani orada da hiçbir sorun olmadan güzel bir verim alınıyor. Hiç güzel. Evet. Yani biz hep 1000 rakımın üstünde Fernur diyoruz ama 300 rakımda da burada bahçenizde de gördük. Hiçbir sıkıntı olmadı. 15 gün 10-15 gün sonra yapraklanıyor çentirden ama daha evvel yapraklarını döküyor çentirden. Bu çok önemli bak bu tespitiniz Metin abi. Şimdi sizin buradaki çantırın vejetasyon süresi uzun ya, geç hasat oluyor ya, evet. En geç hasat olan çeşit. Bu 1000 metrenin üstünde bu geç hasat meyve dönüşümü olmadan eksi soğuklar geliyor. Sonbahar erken soğukları diyoruz. Burada çantır 1000 metrenin üstünde yakalanabiliyor. Ama Fernur 1000 metrenin üstünde erken hasat olduğundan dolayı sonbahar soğuklarına yakalanmıyor. Evet. Yani bunu bizzat çiftçilerimiz sizin ağzınızdan duyması önemli. Çantırdan 15 gün sonra uyanıyor, 15 gün önce hasat oluyor. 15-20 gün sonra da evvel hasat oluyor, evet. Yapraklarını ona göre erken döküyor. Tabii bu da ne demektir? Yüksek rakımlarda soğuk iklimler için bana çok uygun. Meyve kalitesi evet. De evet, çok güzel. Gayet güzel. Çok güzel, meyve kalitesi, iş dolgunluğu çok güzel. Bir problem yok. Hayır, kesinlikle yok. Buradan siz çantır ve fernuru verimsiz bahçelerde mükemmel bir değişim olacak. Mükemmel bir değişim olacak. Evet, yani. Tavsiye ederim. Evet. Şöyle bir şey var Metin abi. Tabii burası yerli çeşitlerle 10-10 dikilmiş. Evet. Dolayısıyla 10-10 dikmek o zaman doğru. Çünkü onların yan dal verimi olmadığından dolayı hızlı büyüme yapıyor. Bahçeyi kapıyor. Ama aşırı verimi yapmış. Şu yan taraftaki ağacımızı da eğer arkadaşımız çekersek şöyle bir gelirsek abi şöyle. Bu tamamen verime yatmış. Zaten aşırı da meyve vermiş bu yıl. Bu aşağı yukarı 5. seneydi bu sene. Öyle mi abi? Aşağı yukarı evet. 4. sene. Dördüncü aşağı yukarı sene. Bundan biz böyle tam çuvala dolu yeşil 3 çuval ceviz aldık. Evet. Bu da aşağı yukarı 1,5 çuval 30 kilo civarında. 30 kilo civarında aşağı civarında evet. Bu ceviz evet. Vermiş oluyor. Şimdi 4. yaşında aşı yaptığımız zaman çentler 30 kilo çiftçimiz almış. Zaten bu formda bir ağaç veriyor. Fakat şu çok önemli. Bakıyorsunuz hiç sürgünleri kalmamış. Yani aşırı verim durdurmuş. Evet. Demek ki 10-10 dikimde bu çentir 10-10 dikimde çok büyük bir zarar. Yani evet, bunun aracı yerli olduğu için mecbur böyle dikilmiş. Ama bunu da çok geniş dikmemek gerektiği işte karşımıza çıkıyor. Evet. Aralara dikelim diye düşündük. Evet. Birer tane ilave edelim diye düşündük ama sonradan vazgeçtik. Yani İşlemesi biraz zor olacak. Zor olacak diye. Evet, traktörle evet, işte. Evet. Bir de şöyle... Biz bunu budayarak, işte bugünkü zaten söylemek istediğimiz de bu, budayarak
en azından büyütmeye teşvik evet, edeceğiz. Hızlı bir şekilde verime yatırmayacağız. Evet. Bu da çok önemli. Oldu Metin abi, ben sizlerin... Bakın en büyük şey de evet, yapılan aşıyı görüyorsunuz. Aşı şurada. Evet. Ben şunu da keseyim. Tamamen kapadı, sardı bakın, evet, biliyor musunuz? Ha, evet, o çok önemli. Onu yani gösterelim. 4 yaşında, evet, 4 yaşında tamamen sardı, ağaç tam şekline geldi. Şurada şu noktadan eğer görülüyorsa, şu noktadan ağaç kapamış. Evet. Yani 20-30 santim kuturunda olan bir ağaç çok rahat bir şekilde kapıyor. Fakat burada tabii şöyle bir durum da var. Ben bunu keseyim. Burada çiftçilerimizle paylaşalım. Arkadaşlar şurada bir sıklık var. Metin abimiz tabii onu bilemediği için fazla dal bırakmış. İşte yavaş yavaş içte kurumalar başlamış. Yani burada güneş ışınları girmediğinden dolayı şöyle bakıyorsunuz kuruyor bak. Şöyle. Biz bugün Metin abimize bunların budamasını da kendilerine de ve ekibine de öğretiyoruz. Bizim ekip de burada zaten. Birlikte de bazılarını buluyoruz. Yani çok aşırı dal bırakmak da dalın da üst üste gelmesi de çok doğru değil. Çiftçilerimiz de burada görsünler. Yani ağacımızın içinde hızlı bir şekilde güneş ışınları girmediği zaman böyle kurumalar meydana geliyor. Ama her şeye rağmen 4 sene sonra buradan 30 kilo civarında bir ürün almış. 3 kilo anca alıyordum diyor bundan önceki yalava çeşitlerinden. Bu da çiftçilerimize çok güzel bir örnek. Evet Metin abi, verdiğin bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün senin bahçendeyiz. Biz Allah bunları yeni aşıladıklarını, diğerlerini, hepsini budayacağız. Ve yeni dikmiş olduğun 8'e 4 olan bahçeyi. Çünkü evet, yeni bir bahçeyi 8'e 4 diktin. Onu evet, da anlatır mısın? Onu özellikle işte o diktim. Yeni bahçeyi dikerken gördüğün için evet, mi? Buradaki bu aradaki mesafeleri görünce yeni bahçemizde ona göre tanzim ettik. 8'e 4 diktik aralarına. Şimdi oradaki bakıyorum ağaçların durumu da bunlardan çok daha güzel. Değil mi? Yeniden yetiştirmek, yeni bir ağaç yetiştirmek daha güzel olur. İstediğin formu verebiliyorsun. Formu verebiliyorsun. Evet, çok evet, güzel. Bunda şimdi aşı olunca birdenbire büyüyor. Hızlı büyüyor. Hızlı büyüyor, yetişemiyorsunuz. Tabii. Yani çok kırılıyor çok... da iyi de bağlamak gerekiyor evet, ilk yıllarda. Evet, ilk yıllarda. Çünkü ağaçların gövdeleri çok güzel. Bir de evet, burada güzel bir bakım da var. Evet, evet. Yani yeni dikilen bahçeleri 8'e 4 yapmış Metin evet, abimiz. Ama bu 10'a 10 eski dikildiği için bunların da budamasını yapıyoruz. Burada da sık olan dalları alıyoruz. Bir de şöyle burada aşağıdan gelenleri de alıyoruz değerli çiftçilerimiz. Yani bizim kültürel işlemlerimizi yapacağımız bir seviyeye çıkarıyoruz. Ve şuralarda bak çok sıkışıklık var. Görüyorsunuz çok fazla dallar böyle yan yana. Biz bunları böyle alıyoruz. Ki gölgeleme yapmasın diye belirli bir form. Çünkü aşı bak şu noktayı görüyorsunuz kapatmış. Bu hızlı büyüdüğü zaman içinden sağdan soldan bizim istemediğimiz kadar çok fazla dal oluşturuyor. Biz bu dalları belirli bir ölçüde seyrekleştirmek gerekir. Alıcılı olarak güneş ışınlarını sokmamız gerekir. Arkadaşlar bunu böyle söylerken güneş ışınları da direkt vurmayacak ağaca. Çünkü vurursa meyvelerde de güneş yanığı yapar. Alacalı bir şekilde. Bunu nasıl anlayacağız? Yazın güneş eğer ağacımıza vurduğunda gölgesine bakacağız. Gölgenin içine nokta nokta güneş ışınları süzülüyorsa ağacımızın içinden güneş ışını geçiyor demektir. Ama gölge tamamen hiç güneş ışını oluşturmuyor ise ağacımızın içi güneş ışını almıyor demektir. Bunun içinde de yıl ilerledikçe meyve tomurcuklarının öldüğünü az önceki ağaçta olduğu gibi göreceksiniz. Evet, hızlı büyüyen bir ağaç. Bunun böyle şurada mesela çok fazla bizim istemediğimiz kadar dal var. Evet Metin abi görüyorsun değil mi? Az önce anlattığımız gibi üst üste olanları alıyoruz. Biz bunları yapacağız ama eğer burası bugün tabi bitmeyebilir. Bahçe şimdi 2000 tane ağaç var. Bizden sonra bunları alacaksınız. Yani başka türlü olmaz. Alttan olanları ve üst üste olanları aldık. Ağacı belirli bir seviyede de açtık değerli çiftçilerimiz. Diğer ağacımıza bakalım şimdi.
evet değerli izleyicilerimiz, 4 yıl önce aşılanmış bir Chantler ağacı. Tabi oldukça çok iyi gelişmiş, yani bu gelişme iyi bakıldığını da gösteriyor. Fakat burada yapılan birkaç teknik hata var. Üst üste binen dallar var, iç kurumaları var. İç kurumalarını da önlemek için işte şuralarda çok gölgeden dolayı işler yavaş yavaş kurumaya başlamış. Biz bu ağacı budayacağız. Hem alt dallarını yukarıya kaldıracağız, hem sık olan dalları kaldıracağız. Yani modifiye lidere yakın bir şekil yapacağız hep birlikte. Yani burada dikine içeriye doğru giden dalları şöyle alıyoruz. Şu içine giden dalları özellikle bırakmıyoruz ki. Şöyle yavaş yavaş ağacımızın içini açıyoruz. Aksi takdirde dallar kurumaya başlayacak. Evet. Şurada da bir içe doğru giden bir dalımız var. Bunu da alıyoruz. Şöyle, evet, ağacımızı yavaş yavaş yatırıyoruz. Evet, burada şurada dikine giden dalları alıyoruz arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şöyle. Evet. Açtık. Şu dalda da şöyle bir %30-40'lık bir kesim yaptığımız zaman yeterli gelecek. Yukarıda ki bu yılın sürgünlerini şöyle, bunları da alıyoruz yavaş yavaş arkadaşlar. Şöyle yaşlı bir verimi yapmış bir ağacın budaması da olmuş oluyor. Çünkü bu aşılı bir ağaç ama gövde oldukça kalın olduğu için hızlı büyütmüş. Burada da şu dal gereksiz yere içi karartıyor, gölgeleyecek. Onu da alıyoruz. Şöyle içini gölgeleyen ağaçları hızlı bir şekilde alıyoruz. Evet, yavaş yavaş ağacımız açılıyor. Tabii bu üst dalları alırken alt dalları da temizleyeceğiz. Üste bizim gördüğümüz dikine gelişen ve lidere rakip olanlar var. Yani bunları bırakmıyoruz. Lider genelde rakipsiz olması gerekir. Evet. Evet, o bölgeyi açtık ki o bölgeden güneş ışınları çok rahat bir şekilde içine girsin. Evet, görüyoruz. Açıyoruz. Şunların da şöyle uçlarını kesiyoruz arkadaşlar. İki tane olanları da alıyoruz arkadaşlar. Teke düşürüyoruz. Böyle iki tane bizim istemediğimiz çatal olduğu zaman istemiyoruz onu. Onu kesinlikle alıyoruz. Bu burada biraz boğdu burayı. İşte böyle. Farkındaysanız ağacımız artık yavaş yavaş açılmaya başladı. Şurada yine iki tane var. Şöyle şunu kestik, teke düşürdük. Şurada iki tane var. Bunu da tek kestik. Şöyle. Evet. Ama tabii bunları yaparken ağacımızın İşte gördüğümüz gibi buralara çok alttan taşlandırılmış. Bu ağaçtan taşlandırma bizim istemediğimiz olay. Bunu al istersen Mesut. Bu görmüş olduğumuz olay traktörle ve diğer ekipmanlarla bizim altına girmemizi engelliyor. Çiftçilerimiz bunlara dikkat etsin. Yani şunlar kesinlikle bırakılmayacak arkadaşlar. Şöyle. Evet, alttan olanları alıyoruz arkadaşlar. Buna tabii şu dipten testereyle onu almak gerekir. Bir de şu noktada bir boğulma var. Şu noktada üst üste binmiş ve bir karışıklık var, görüyorsunuz arkadaşlar. Şu karışıklığı da alıyoruz. Şu arayı da açmış olduk. Bir de şurada var. Evet, görmüş olduğunuz gibi şurada da çok büyük bir karışıklık mevcut ve dikine gelişiyor. Ağacımız artık bir form oluşturmaya başladı. Ama ilk hedefimiz neydi? Çok alttan taşlanmış. Buraya zaten traktörlerle de giremediklerini söylediler artık. Bunları alıyoruz. Kalın olduğu zaman da dibinden alıyoruz.
Evet. Şu kalınları da testereyle alacağız. Ama biz bundan şuradan şöyle yine de bu kalın alabildiğimiz kadarını bu makasla. Şimdi tabii buradan artık traktör geçer arkadaşlar. Yani burada çiftçilikte girdi maliyetleri artık çok yüksek. Bunun içine traktörle siz giremezseniz çok farklı fazla işçilik verirsiniz. İşçilik maliyetlerini, girdi maliyetlerini de düşürmeniz gerekir. Ve demin söylediğim gibi alttaki dallar zaten bizim istemediğimiz dallar. Üstteki dallar alttaki dalları köreltiyor. Güneş ışınları girmediğinden dolayı birkaç sene içinde zaten onlar işlevini kaybediyor, meyve vermiyor. Ama birkaç sene enerjiyi boşuna çekmemesi için biz bu seneden bunu aldığımız zaman hem ağacı büyütmüş oluyoruz. Ne yapıyoruz? Bunlar bizim istediğimizden fazla ceviz veriyor. Biz ceviz miktarını çok fazla yükseltemeyiz. Niye? Şundan dolayı. Bizim ağacımızda biz meyve sayısını 2000 taneyken 3000 taneyi çıkardığımız zaman çoğu zaman bir şey kazanmayız. Kilo olarak aynı olabilir. Ama meyve sayısını arttırarak, meyve sayısını azaltarak kiloyu çoğaltabiliriz. Gereksiz dalları biz aldığımızda bunun üzerinde meyve sayısı düşecek ama meyve kalitesi yükselecek. Fakat kiloda büyük kayıp olmayacak. Bu da bize ne gibi bir avantaj sağlıyor? Büyük meyve her zaman için pazar değeri daha fazla ve içini doldurur, meyvesi daha kalite olur. Evet, şu anda bu ağacımız büyük ölçüde bitmiş vaziyette. Önümüzdeki yıl yine birkaç ufak tefek budama daha yaptıktan sonra bunun budaması oldu. Yani çünkü oldukça da üzerinde görmüş olduğunuz gibi fazla meyve tomurcuğu var. Bu yılda oldukça güzel meyve verecek. Evet. Diğer yeni aşılananlara da bakalım. Arkadaşlar bu şimdi oldukça alttan taşlanmış. Bir de burada şöyle bir durum mevcut. Alttan 60-70 santim yükseklikten aşı yapılmış. Bu 1 metre 1.20'den yapılaydı biraz daha iyi olacaktı. Çünkü ağacın genelde gücü gövdededir. Yani kök sisteminden fazla gövdede de olur. Buradan çiftçilerimize de öneriyorum. 1 metreden aşağıya kesmesinler. 1-1.20 gibi aşılarsalar daha iyi olur. Şimdi burada tabii çok alttan bir taşlandırılmış. Biz bunu yavaş yavaş kaldırmamız gerekir ağacı. Şöyle bu dalları istemiyoruz. Çünkü bu dalları burada kalırsa bunun altına kesinlikle giremeyiz. Şuradan kesebilirsen Mesut. O da karşıdan da olur da o da olur. Tamam. Bir de şunu da keseceğiz arkadaşlar. Bak görüyorsunuz çok alttan taşlandırılmış. Şimdi bu ağacı 1.20'den eğer 1.20'den aşılaydı Metin abimiz ne gibi kar edecekti? Bu dalları kesmemiş olacaktık. Çünkü istediğimiz dal yüksekliği yüksekten olacaktı. Demek ki çok aşırı derecede aşağıdan da aşı yapmayacağız. Bunu da öğrenmiş olduk. Hem yüksekten yapılan aşının ağacı daha hızlı gelişir. Bu da çok önemlidir arkadaşlar. O alttakileri alalım Mesut. Her ikisini. Sen de al abi onu. Çünkü biz tekrar söylüyorum. Girdi maliyetlerini düşürmek için kesinlikle makineye göre budama yapmamız gerekir. Ağaçlarımızın altına çok rahat girmemiz gerekir. Hem evet. Evet, belirli bir miktarda açtık. Şimdi şunları ne yapıyoruz? Bunlar bizim yan dallarımız olacak. Şöyle yavaş yavaş yan dallarımızı alıyoruz. Şimdi şurada bir sıkışıklık var. Bakın görüyorsun. Aldık. Şimdi ağacımız otomatik olarak açılmaya başlayacak arkadaşlar. Dışarıya doğru açacağız. Hedef ne? Aynı şu şekli vermek ağaca. Bu şekilde çok güzel. Modifiye lider sisteminde. Ya şimdi şöyle arkadaşlar, buradan Goble ile modifiye liderin özelliğini sizlere paylaşayım. Şimdi Goble'de ağaç büyüdüğümüz zaman tam yuvarlak şekiller oluşuyor. Yani şu şekilde yuvarlak oluşuyor. Şimdi yuvarlak olduğu zaman ağacın üstü de top şeklinde olduğu için ağacın içine güneş ışınları
süzülmüyor. Yani yuvarlak şekillerde güneş ışınları ağacın altına girmez. Ama modifiye lider sistemi dediğimiz sistem piramit şeklidir. Yani şöyle piramit şekli oluyor. Ağacın üstündeki meyvenin dal uzunluğu ortalama 1-2 metre olur ama alttaki 4 metreye kadar uzayabilir. Onun için yukarıdan aşağıya güneş ışınları piramit şeklinde olduğu zaman aşağısına kadar inebilir. Onun için buradan çiftçilerimiz dikkat etsin. Genelde dünyanın şu anda kullanmış olduğu sistemde değişik doğruk dallı modifiye lider sistemidir. Bizim yapmış olduğumuz da bu. Aslında çok zor bir sistemde değil. Sadece bunun meyve tomurcuğu özelliğini bilmek gerekiyor. Bu budama şekli yandal verimi yüksek ağaçlar için, mesela Chantler için, Petro için, Fernor için, Fernette için, Avurt için, Tülare için, bunların yandal verimi çok yüksek. Bizim yerli çeşitlerimizde yandal verimi birçoğunda olmadığından dolayı onları böyle kesemezsiniz. Çok az bir kesim yapmak gerekir. Burada da çiftçilerimiz bilgilensinler. Şimdi burada arkadaşlar iki tane lider var. Birini bırakmamız gerekir. Ama şu liderin yandalları da var. Fakat şu da çok iyi gelişmiş. Biz ne yapalım? Bir tane gelişmiş olanı bırakalım. Yani birisini lider bırakacağız. Şunu lider bırakalım Mesut. Şunun altlarını al. Evet. Onun üzerine vur öyle. Evet. Bakın liderini de aldık, ağacı yavaş yavaş açıyoruz arkadaşlar. Ne oldu bu? 1-2 sene sonra en azından modifiye lidere yakın olacak. Bir de şöyle bir durum mevcut. Şimdi tabii burada bilinmediğinden dolayı çiftçilerimiz bu hatayı çok yapıyor. Şimdi burada Metin abimiz aşıyı yapmış ama Metin abi biz öğrettik, bizden de güzel aşıcı olmuş. Tebrik ederim kendini. Şöyle 1-2 3 tane 4 tane tutmuş ya, bu 4 tane tuttuğu zaman kesinlikle bunu 4 tane bırakmamak gerekiyor arkadaşlar. Eğer Metin abi bunu tek bırakaydı tek gövde üzerine büyüyecekti. Oradan da çiftçilerin bunu bilsinler. 4 tane 5 tane bırakmak her zaman için avantaj değil. Yıl ilerledikçe o dezavantaj olur. Onun terbiyesi biraz daha zor olur. Şimdi biz ne yapıyoruz? Yine bir lider aldık ama tam modifiye lider olmuyor ama modifiye lidere yakın oluyor. Ağacı dışarıya göre açıyoruz. Buradan da çiftçilerimize duyurulur. Ağaç aşı tuttuğu zaman ağacı eğer 30 santimden 30 santim civarı ise karşılıklı iki tane bırakabilir ama 20 santime kadar kesinlikle tek bir kalem bıraksın. Yani bu çok önemli ilk yıllarda. Kapatıyor. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi buradan bunu kestik ya, kısa bıraktık bu uzun. Bunlar şimdi böyle büyüyecek dışarı. Buradan yandal mı uzatacak? Şunlar abi, şunlar şöyle olacak. Patlayacak bak. Mı bunlar? Tabii öyle olacak, bu kadar olacak. Şu gözlerden tabii patlayacak. Evet abi, buradan ama açılıyor yani. Ağacı açıyoruz evet, ya. Evet. Bak bunlar var ya şimdi, bunlar şöyle olacak. Şöyle bir tane ben size bulayım. Bir yıl sonraki formu. Şöyle. Tamam mı abi? Bravo. Evet. Ama farkındaysan böyle dikineydi bak Metin abi. Evet. Ne oldu bak bunu ileri rakip. Buradan şimdi güneş ışınları giremeyecekti ya. Buradan ne oluyor? Şöyle olacak tamam mı abi? Evet. Buradan da yandallar patlayacak. Tabii canım. Onlar böyle. Onlar meyve tomurcuğu olacak. Bir de bir yıl sonra ya da hem meyveye de yatırmış olacağız. Hem uzatıyoruz hem meyveye yatırıyoruz. İkisi aynı anda bak. Bunu da buradan görüyor musun? Evet. Ama bu iki tanesi büyür çok. Bilemedin üç tanesi. Bunun alttakilerin tamamı meyve tomurcuğu oluşur. Evet, tamam. İşte onları eylemiyoruz. Bak ne güzel burada oluşmuş. Evet. Gördünüz mü evet. Bak şimdi. Böyle işte bu kesim çok önemli. Hem bir de nasıl bir avantajımız oldu. Şimdi bunları bir sene siz baktınız bir sene boşa biz çöpe attık. Bu sene de kesmeydik ne olacaktı abi. Ağacı gereksiz yere yoracaktık. Performansını bu alt dallar alacaktı. Sonra 3-4 yıl sonra çıkardığımızda çok daha fazla yıl kaybetmiş olacaktık. Aslında şimdi çok da büyük bir zararımız olmuyor. Daha aşılanmış ikinci senesinde kesiyorsun. Bunun bir zararı yok yani.
kaldırdık bayağı bir ağacımızı. Şimdi bunu şu görmüş olduğunu biz lider olarak seçiyoruz arkadaşlar. Anladınız mı? Şöyle ağacımızı belirli bir seviyede dışarıya doğru açmaya başladık. Evet. Şimdi burada ne var? Şu birini lider bırakacağız. Lider şu da var, şu da var. Lider şu daha güçlü. Evet, onun tepesini makasla vurabilirsin. Aha, biraz daha yüksek vur. Ama şu da lider olabilir bak. Vursa biraz daha aşağı in. Şu daha güzel ya. Dikine biraz. Evet, şu lider çok güzel. Evet. Bir sene sonra çok güzel bir ağaç formu göreceksin burada Metin abi. Bunların abi tamamının tepesini vuracaksın. Başka türlü olmaz. Tabii dışarı bakan gözün üstünden her zaman. Bakın burada bir form oluştu arkadaşlar. Görüyor musunuz? Dışarı vuran. Bak yanlış yerden vuruyor. Hayır alt tarafında var onun. Evet. Aşağı yukarı tek gövdeye düşürdük. Bir de öbürküne bu biraz daha iyi. Bunun lideri belli. Şimdi karşıdan gelirken daha anlamaya başlayacağız liderini arkadaşlar. Bakın burada lider bu çok güzel gelişmiş. Hem de kalın. Burada yapacağımız ilk baştan alttaki dalları. Yani bunları evet bunları muhakkak alıyoruz arkadaşlar. Çünkü bize çok büyük bir olumsuz etkisi oluyor bunların. Evet şöyle. Traktörle giremiyordun değil mi Metin abi? Sıkıntı. Evet.